Gel Efe'cim. Deniz'cim, evine hoş geldin. Yeniden. Hoş geldin kızım. Gel Deniz abla. Yok işte ya, yok işte. Ne oldu hayatım? Kolyemi kaybettim. Ne diyorsun sen? Nasıl kaybettin? Ne bileyim, kaybettim işte. Dur, sakin ol. Düşün bakayım şimdi. Nerede kaybetmiş olabilirsin? Maniküre gittim. Sonra masaja gittim. Ondan önce İkbal'le karşılaştık. Tabii ya, spor salonunda kaybettim. Hep o İkbal'in kıskançlığı yüzünden. Nazar değdirdi vallahi. Saçmalama Berna, ne nazarı? Sen karışma Celal. Alo? İkbal'cim, nasılsın canım benim? Ben iyiyim de, sen iyi değilsin sanırım. Ne oldu ki? Ne bu dalgınlık Berna? Kolyeni kulüpte düşürmüşsün. Garson çocuk bulmuş, bana verdi. Ay çok sevindim. Ben de kaybettim zannettim. Hay Allah. Çok değerli bir parça biliyorsun. Mustafa getirecekti sana kolyeyi. Başına bir şey gelmeyeceğinden emin olabilirsin. Tamam canım benim. Sağ ol. Oo, sonunda yüzünü güldürebildik. Deniz de geldi. İçin rahat mı şimdi? Yardımların ve anlayışın için teşekkür ederim İkbal. Ne demek hayatım? Banu. Abla. Sen ne yapıyorsun burada? Dinleniyorum. Anladım ki peşinden koşmaya gerek yok. Eninde sonunda dönüp geleceğin yer burası. Işıltılı mağazalardan dama akan bu gece konduya. Ne zor bir hayat. Çok yorgunum, sonra konuşalım. Hemen konuşacağız dedim. Okula deyip çıkıyorsun, alışveriş merkezlerinde fink atıyorsun. Ne diyorsun sen ya? Çaylar, kahveler, kuyumcular. Para bol bakıyorum. Nereden geliyor bu değirmenin suyu, hemen açıklayacaksın. Of abla ya, of. Yine kavga mı ediyorsunuz yavrum siz? Yok bir şey anneciğim. Hadi sen yat uyu. İyi. Dur anne, gitme, dinle. Ver şunu. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bırak onu, bırak dedim. Şimdi bize Banu Hanım bu son model cep telefonunun nereden geldiğini açıklayacak. Yine cep telefonun mu var senin kızım? Berna'cığım. Mustafa Bey. Ben de seni arayacaktım. Kolyem sizdeymiş. İkbal'le konuştum. Aşk olsun Mustafa Bey. Niye haber vermiyorsunuz? Tamam, arayacaktım dedim ya. Ne kadar değerliymiş senin kolyen. Hem madden hem manen çok değerli tabii. O zaman hemen evine getireyim. Ne oluyor Berna? Yok, gerek yok. Ben yarın uğrar alırım. Tamam. Sabırsızlıkla bekliyor olacağım ben de. İyi akşamlar.
Kimle konuşuyordun sen? Hiç kimse canım, şey. Ne oldu? Kolye bulundu değil mi? Bulundu. Kulüpte düşürmüşüm. Gönderelim dediler. Gerek yok, ben yarın gelir uğrar alırım dedim. Neyse canım, ben bir duş alayım müsaadenle. Anlatsana kızım, nereden çıktı bu telefon? Ya tamam bağırmayın, of! Oturun anlatacağım. Alemin kurnazı sen misin? Ruhumuz duymaz sanıyorsun ama kızın ayağı öyle değil. Ya ben kötü bir şey yapmadım ki. Ya evet. Anne, Banu Hanım'ın cep telefonuna son gelen mesajdan sonra peşine düştüm. Okula değil alışveriş merkezlerine gidip fink atıyor hanımefendi. Ya sen benim niye peşime takılıyorsun ki? Takılırım. Hem sen niye beni görmezden geldin? Önce onu söyle. İş buldum, çalışıyorum, tamam mı? Çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Benim sırtımda nasıl bir yük var sen biliyor musun? Hiçbiriniz bana güvenmiyorsunuz. Yarın güvenmez olur muyuz? Gelme anne, gelme. İstemiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Rahat bırak beni. Olmaz ya Deniz. Gidemezsin. Kız kalmak istemiyor ki burada. O kadar ısrar ettin. Keşke gitmeseydin Deniz ya. Keşke. Buradasın işte Deniz. Yine bu çatı katındasın. Mert. Günaydın oğlum. Günaydın baba. Hayırdır, uyku mu tutmadı? Uyuyamadım baba ya. Kahve yapacağım kendime, ister misin? Yok yok, teşekkür ederim, sağ ol. Ne zaman bitecek bu kabuslar?
Neden gittin sanki? Neden? Hemen arayacağım seni. Ama önce benim için bahçeye çıkar mısın? Çok önemli. Ne? Aynı gökyüzünün altında olduğumuzu bilerek konuşmak istiyorum. Lütfen. Aynı gökyüzünün altında olduğunuzu bilerek konuşmak istiyorum. Lütfen. Allah Allah. Çıkalım bakalım Deniz Hanım. Günaydın. Günaydın kuzum. Geç de kahvaltını et. Neden bize çalıştığını söylemedin bana? Söylesem izin verir miydiniz sanki? Babam duysa mahveder beni. Babam senin kötülüğünü ister mi hiç? Hem zaten baban izin verse bile derslerin ne olacak yavrum? Derslerden arta kalan zamanlarda çalışıyorum anne. Part time bir iş. Hem artık size yük olmak bana da ağır gelmeye başladı. Kendi paramı kazanmaya karar verdim. Harçlığımı çıkarıyorum işte, fena mı? Peki nerede çalışıyorsun sen? Günaydın. Sabah ilk seni gördüm. Nasıl aydın olabilir ki artık? Nerede çalışıyorsun dedim Banu. Stand hostesliği yapıyorum. O ne ki kızım? Zaten olmaz, baban hayatta izin vermez. Ya anne dur bir dakika, bir anlatsın. Marketlerde ürün tanıtıyorum. Nereye gönderirlerse orada çalışıyorum. Hatta bu telefonu da şirketten verdiler. İş için. Bu telefonu şirket verdi yani. Evet. Arıyorlar. Şu markete git, şu sucuğu pişir, yedir el aleme diyorlar. Ben de tıpış tıpış gidiyorum. Hani bizden bir şey saklamayacaktın? İzin vermeyeceksiniz diye korktum. Aslında kötü bir niyetim yoktu. Sadece eve katkıda bulunmak istedim. Hepsi bu. İyi kazanıyorsun anlaşılan. Yani mağazalarda gezip tozmana yetiyor. Mert. Deniz. Arıyorum, niye açmıyorsun? Aradım işte. Deniz, ben dün gece çok düşündüm. Ne düşündün? Deniz, gelip seni Kütahya'dan alayım. Bence bir sene kaybetmen çok saçma. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Hem ben annemlerle konuşurum. Annemin eli kolu çok uzundur. Sana muhakkak kalacak bir yer bulur. İş de ayarlarız. Aslında ben kalacak yer buldum. Kütahya'da değil Deniz, Ankara'da diyorum. Ben de Ankara'da diyorum. Deniz.
Gitmemişsin. Gitmedim. Çok sevindim. Fazla kazanamıyorum tabii. Ama geçen günlük paramı aldım. Pelin ayarlamıştı bu işi. Ona bir şeyler ısmarladım. Gördüm. Aslında söylenmez ama ilk maaşımda size de bir şeyler almak için gittim oraya. Ama hiçbir şey alamadan geri geldim. Hakikatli kızım. Almış kadar oldun. Peki benden neden kaçtın Banu? Tamam, aptallık ettim, farkındayım. Ama dediğim gibi size söylemek istemedim çalıştığımı. Babam bilmesin şimdilik. İçin içini yer. Aslında iyi de olmuş bence. Yetişemiyorduk zaten. Orası öyle. Evet işte, ben de o yüzden çalışıyorum. O zaman babam gelince anlatırız ona. Hem ben de gelip göreyim şu işi nasıl bir yermiş. Ben geç kaldım. Hemen çıkayım. Oo, günaydınlardan bir Demet. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Ben Deniz'in hala Kütahya'ya gitmemiş olmasının şokunu yaşıyorum. Ben de tam onu söyleyecektim. Madem burada kalmaya karar verdin, hep birlikte bir şey yapalım. Daha ne yapacaksın ki benim için? Zaten geldiğimden beri hep yanımda oldun. Bugün Ankara'daki ilk günü saysak ve hep birlikte tura çıksak mesela. Bence harika bir fikir. Hem senin de moralin düzelmiş olur ha. Bilmem ki. Lütfen kırma bizi. Tamam, kabul. Süper. O zaman şimdi evlere dağılıyoruz. Bir saat sonra sizin kapıda buluşuyoruz. Uyar mı Mert? Okey, bana uyar. Görüşürüz. Eyvallah. Hadi o zaman. Deniz. Eve döndüğün için çok mutluyum, biliyor musun? Sağ ol Özgür. Sen mutluysan ben de mutluyum. Ben tekrar tekrar bu konuyu açmak istemiyorum aslında ama mektup yüzünden gereksiz yere seni suçladım, biliyorum. Tamam Özgürcüğüm, o geçti gitti. Zaten ben bu konuda hatalıydım. Yani sana Banu'ya mektup yaz diye ısrar etmemeliydim. Olsun, beni affetmeni istiyorum. Tamam, sen de beni affedersen olur. Affettim bile. Tamam o zaman. Al bakalım. Süt kalmamış ama abin şimdi getirecek. Çocuklar nerede? Özgür markete süt almaya gitti. Deniz de Mert'e bir şey soracakmış. Gelirler şimdi. Günaydın. 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 Geçin çocuklar, oturun. Deniz'cim, sen gel yanıma otur. Teşekkür ederim. Pelin nerede? Uyanmadı mı da? Haber verdim ama. Geldim işte. Hayır, anlamıyorum yani. Herkes aynı saatte kahvaltı yapmak zorunda mı? Tabii ki herkes aynı saatte kahvaltı yapmak zorunda. Bir aile kahvaltı sofrasında bir araya gelir. Önce senin sınavın yaklaştı. Geceleri çalışmadığına göre sabah erken kalk, kahvaltı yiyin de ondan sonra da ders çalışırsın. Of baba ya. Çalışmadığımı nereden biliyorsun ki? Hem niye sabah sabah benim deneme sınavlarımdan konuşuyoruz? Baban haklı. Bu sene çok sıkı çalışman lazım. Deniz'cim, senin bardağın boş. Ben alırım, siz zahmet etmeyin. Ben koysaydım. Kalktım zaten. Siz işinize bakın, ben koyarım. Zaten biz de üvey evladız ya. Zahmet olmazsa bana da koyar mısın anne? Benim prensesim annesine tafra mı yapıyormuş? Taşra faresini bir de ellerinle besleseydin bari. Babam bir taraftan, sen bir taraftan. Tepemize çıkarmaya kararlısınız galiba. Ne yapmaya çalıştığımı anlattım sana. Abartma Pelin. Ben hiçbir şey anlamadım anne. Ne dedim ben sana? O kızın kim olduğunu öğreninceye kadar ona iyi davranacağız. Özellikle babanın yanında.
O kıza çok çok iyi davranacaksın, anladın mı? İyi tamam, taktik yapacağız yani. Ne bakıyorsunuz? İşiniz yok mu sizin? Aa, sen de mi çıkıyorsun hayatım? Kolyemi almaya gideceğim dedim ya canım. Sen niye yoruluyorsun hayatım? Ben gider alır gelirim. Aa, olur mu öyle şey canım? Senin bir sürü işin vardır. Ben gider alır gelirim. Zaten masaja da gideceğim. Benim güzel karım nasıl istiyorsa öyle olsun. E hadi çıkalım. Durun durun. Beni de bekleyin. Ben de gidiyorum. Hadi sen de gel bakalım. Hadi bakalım. Gel yukarı, elini yüzünü yıkayalım. Kendimi yıkayacağım. Peki o zaman. Hadi. Bahri, sen geç kalmıyor musun? Çıkacağım birazdan. Sen öğlen bana uğrar mısın? Neden? Sevgili karımla öğlen baş başa yemek yemek isteyemez miyim? İstersin tabii. Tamam, uğrarım. Hadi Deniz, biz de kaçalım artık. Tamam. Okula mı? Yok baba, Deniz'e Ankara turu yaptıracağım. Dönüşünü kutlayacağız. Aa, çok iyi düşünmüşsün. Aferin. O zaman beraber çıkalım. Baba, ben de testlerimi çözdükten sonra çıkabilir miyim? Evet, testlerini çözdükten sonra çıkabilirsin. Hayatıma nasıl aldık? Güle güle hayat. Mert, oğlum sen bütün gece uyumadın. Yatıp dinlenseydin biraz. Nereye böyle? Baba, hayatta uykudan daha değerli şeyler de vardır. Oo Ceren'cim, yüzünü gören cennetlik. Diyene bak, ya duyan da ben kaçıyorum sanacak. Ya yan yana oturuyoruz, insan bir kahve içmeye gelir. Doğru söylüyorsun, bu ara işlerim çoktu. Kapatırız arayı nasıl olsa. Ben nasılsın? Aa iyiyim Bahri, sağ ol. Aa ben tanıştırmadım tabii. Deniz bizim evin yeni üyesi. Deniz'im, Celal ve Berna da komşularımız ve bizim yakın arkadaşlarımız. Memnun oldum efendim. Asıl biz memnun olduk Deniz'cim. Özgür, hadi biz gidelim, geç kalıyoruz. Evet evet, gidelim bence de. Görüşürüz. Güle güle. Daha ne var ne yok? Ne olsun, iş güç işte. Tamamdır. Anneciğim, ben önce okula gideceğim, sonra işe gideceğim. Gecikirim. Tamam. Artık her şeyi biliyorsunuz. Merak etmeyin. Beni de daha fazla sıkmayın. Ben de geleceğim seninle. İş yerini görür oradan geçerim Zarife teyzeye. Ama ablacığım sen beni dinlemiyorsun ki. Ben önce okula gideceğim diyorum, sonra iş yerine gideceğim. İyi de ilk gideceğin market belli değil mi? Yani aslında market netleşmedi. Aslında netleşti de değişebilir. Nerede? Hangi marketmiş bu? Ya ta yeni mahallede. Şu hani zincir var ya, kırmızı tabelası olan bir yer var. Korcan Market. Ha evet. Hakikaten uzakmış. Ya eve yakın bir yere vereceklermiş beni. O zaman gelir yürürsün. Hem şefimle de tanıştırırım seni. İyi hadi bakalım öyle olsun. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Başarılar işinde de. Teşekkür ederim anneciğim hadi. Hadi. Hadi hoşça kal. Özgürcan, Ankara turu deyince şöyle daha klasik bir program düşünmüştüm. Ne bileyim, Arjantin, Tunalı, Anıtkabir falan. Bu yeni başlayanlar için Ankara turu. Şimdilik şehre tepeden bakacağız. İleriki günlerde de tek tek her yeri gezeceğiz. Özgür çok düşüncelisin, sağ ol. Mert sen de tabii. Sen
Sen de inat edip Kütahya'ya gitmediğin için sağ ol. Haklı. Yanlış hatırlamıyorsam Gençlik Parkı Ankara'daydı değil mi? Evet bak tam şurası. Neresi? Bak. Tam şurası işte. Tamam gelsin. Uzatmayalım Mustafa Bey. Malum kolyem için geldim. Ne yani iki çift laf da mı edemeyeceğiz artık? Lütfen şöyle oturur musun? Zaten sana söyleyeceklerim var. Alabilir miyim kolyemi? Hay hay. Yıldönümünüzü kutladığınız akşam seni görünce hiçbir kolye bir kadına bu kadar yakışamaz diye düşünmüştüm. Ne yalan söyleyeyim, Celal'in seçimine de hayran kalmıştım. İşte o yüzden ben de gidip aynısından almak istedim ama kuyumcu da maalesef kötü bir sürprizle karşılaştım. Sürpriz mi? Bernacığım, senin kocan sana tabii istemeden imitasyon bir kolye hediye etmiş. Ne diyorsunuz siz? Ama bunun için lütfen Celal'e kızma olur mu? Bu çünkü herkesin başına gelebilir. Anlamadım. Senin anlayacağın. Celal fena kazık yemiş. Ama ben... Alabilir miyim kolyemi? Pekala. Görüşmek üzere Berna Hanım. Ne haber canım? İyilik üzerim. Senden ne haber? İyilik benden de. Ne olsun. Gelmedi mi bizim genç aşıklar? Kimler? Kim olacak canım? Melih ile Pelin. Çıkıyorlar ya. Aa, sahiden mi? Vay vay vay. Sen benim kankaya bak. Bak hiç bana söylemiyor. Bilmiyor muydun? Pelin kuzenim ya. Çekindi herhalde benden. Zaten Melih böyle konularda benden genellikle çekinir. Ya emin ol öyledir. Vay kanka, kuzeni kapmışsın. Hiç söylemiyorsun. Ya büyüsü bozulmasını istedim. Nasıl olsa duyacaktınız. Burası çok ayak altı değil mi ya? Şöyle geçelim mi? Geçelim. Olur. Kızım, ne bu surat ya? Sevgilin de yanında. Daha ne istiyorsun? Dalga geçme Bani ya. Evde hiç huzurum kalmadı. Kuzen siz de bir rahat durmuyorsunuz ya. Yine ne oldu? Ne olacak? Taşra faresi geri döndü. Yok artık. Vallahi öyle. Bir de ayağına kadar gidip aldık hanımefendiye. Vallahi köylü mü öyle? Herkes ipe diziyor kız. Her şeyin bir zamanı var. Merak etmeyin siz. Nerede şimdi? Evde mi? Hayır. Ezikler ordusu Ankara gezisine çıktılar. Nasıl? Dediğim kadar var değil mi gözlemeleri? Evet çok güzel. Özgür, bir ara Şili Meydanı'ndaki köfteciye gidelim. Ne dersin? Süper olur ama her şeyin sırası var Mert. Rehberimiz ne diyorsa o. Tüm bu turları tamamladıktan sonra bence Deniz'e de Ankaralı olduğunu gösteren bir plaket verelim diyorum. Unutturma. Özgür var ya, bazen senin Pelin'le kardeş olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum. Ben de. Neden diye sormayacağım. Ben de. Üstelik her şeye rağmen Pelin'in Melih'le olması bana çok garip geliyor. Bence de. Şaşırmamak lazım ama. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. O su aygırında sevilecek ne buluyor ben de anlamıyorum. Kadınlar böyledir Özgür. Olmadık zamanda olmadık adama aşık oluverirler. Kadınlar konusunda çok deneyimlisin galiba. Yok canım, ben genel anlamda söyledim. Öyle değil mi Özgür?
Hadi aşağıda antikacılar var. Orada da görülecek şeyler olabilir. Evet. Gir. Aa, İkbal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Madem karınla baş başa vakit geçirmek istedin, ben de geldim işte. Hoş geldiniz efendim. İkbal, son zamanlarda Deniz'e gösterdiğin tavır için gerçekten çok teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok Bahri. Deniz'in bize ihtiyacı vardı. Onu bir başına bırakamazdım. Peki. Buyurun. Bu ne? Aç bakalım. Ah, Roma'daki konferansa yer ayırtmışsın. Uçak bileti de almışsın. Bahri, çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demem. Aslında sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun. Daha doğrusu son zamanlardaki ince davranışlarına bundan çok daha iyilerini hak ediyorsun. Hani sen konferansa katılmak için Roma'ya gitmeye değmez demiştin. Fikir değiştirdim. Benim karım her şeye değer. O zaman ben de seni akşam yemeğe götüreceğim. İtiraz istemiyorum, tamam mı? Bir düşünelim bakalım. Tamam. Tamam. Celal? Buradayım. Ne oldu hayatım? Neyin var senin? Ben nereden geliyorum biliyor musun Celal? Nereden geliyorsun? Kuyumcudan. Kuyumcudan geliyorum. Hani Ümitköy'deki kuyumcu vardı ya. Bil bakalım ne öğrendim. Berna, açıklayabilirim. Neyi açıklayabilirsin? Bana bilerek ve isteyerek sahte kolye aldığını mı? Berna. Bana bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl yaparsın? Al bakalım. Ya canım istemiyor, içmeyeceğim. Oo, bu milkshake de içilmiyorsa demek ki sorun ciddi. Pelu ya, bu kız için dert etmeye değer mi? Nedir yani? Planın kralını yapar, biz evden şutlarız kızım onu. Merak etme. Ha şöyle gül işte ya. Rahat olsana biraz. Bak burada biz bizeyiz. Keyfini çıkar. Rahat ol. Yarın akşamüstü bir etkinliğimiz olacak. Belki ilginizi çeker. Ver bakalım. Babalar ve oğullar bilardo turnuvası. Geçen sene de yapılmıştı. Evet ya, hatırlıyorum. Gerçi bizim peder yurt dışında. Bana uymaz. Ozan, sen babanla katılsana. Hem ben de sizi izlemeye gelirim. Süper olur. Yok ya, benim babam böyle şeyleri sevmez. Amma yaptın Ozan ya. Dayım sportmen adamdır. Sever öyle aktiviteleri. Evet kanka ya, katılım bence de. Oğlum eğlenirsiniz işte, fena mı? Hem sen iyi oynuyordun, hatırlıyorum ben. Bilmem, belki olabilir. Düşünecek ne var ya Ozan? Mutlaka katılmalısın bence. Evet evet, ara hemen dayıma haber ver. Tamam tamam, ararım. Katılırız belki. İyi bir şey olabilir. Buranın da tadı kaçtı artık. Özgür niye çıkmadı bizimle dükkandan? Çoktandır aradığı bir kitap ne varmış, ona bakıyordu herhalde. Uzun sürer mi işi? Sanmam. Hem benim rehberliğim de hiç fena değildir. Ama sen sıkılırım diyorsan onu bilemem. Sıkılmadığımı biliyorsun Mert. Öyle mi? Biliyor muyum? Aa, bizim oradaki Yemeniler. Dememiş miydim sana? Burada hiç yabancılık çekmezsin diye. Hava aynı, su aynı. Hatta Yemeniler bile aynı. Ama her şey bir o kadar da farklı. İnsanlar, ilişkiler, davranışlar. Hepsi benden çok uzak. Hepsine alışacaksın Deniz. Bir daha da geri dönmek istemeyeceksin. Eğer cadılığın tutar da dönmek istiyorum dersen asla izin vermeyeceğim. Bunu da şimdiden söyleyeyim.
Melih, bir konuşsak diyorum ha. Özel. Bu kız da bana taktı ya. Bensiz yapamıyor. Ben gideyim de ifadesini alayım. Melih. Lokum. Sakin ol. Hemen döneceğim. Ne oldu? Senin olayın ne ya? Pelin'le sevgili misin sen? Bir tanem kıskandın mı? Ha, aşk olsun ya. Ben sana gözüm senden başkasını görmüyor diyorum. Sen bana ne diyorsun? Çerez o kızım, çerez. Çerezmiş. Git aynısını ona da söyle o zaman. Ya da gider ben söylerim. Şşş, sakın ha. Yani çerez de olsalar onların da bir gururu var değil mi? Acele etme. Ben hallederim. Akşam da görüşelim olur mu? Çok özledim seni. Tamam. Bayanlar baylar, burası sıkmadı mı ya? Şöyle başka mekanlara gitsek. Ne yaptın? Konuştun mu Cemre Hanım'la? Aşk olsun lokum ya. Konuştuk tabii. Verdim ağzının payını, bitti gitti işte. Ya ben gözüm senden başkasını görmüyor diyorum. Sen bana ne diyorsun? Gül bakayım bir. Hı? Ha, gül bakalım. Hadi bakalım. İşte böyle. Arkadaşlar, kalkıyorsak hesabı istiyorum. Süper fikir kanka. Özgür bir bakar mısın? Yani Efe'cim hep çizgi film. Yani içim şişti sabahtan beri. Hadi kanalı değiştir de şu benim diziye bir bakıverelim. Ya hadi şko ya. Biz geldik. Oo, gece kuşları dönmüşler. Nasıl geçti yemeğiniz? Ah. Çok güzel geçti. Babanız bana çok güzel bir sürpriz hazırlamış çocuklar. Neymiş acaba? Çok merak ettim. Babanız Roma'daki konferans için bana yer ayırttırmış. O konferansa gitmeyi çok istiyordum. Çok sevindim senin adına anneciğim. Evet, aslında bir sürprizim de Deniz'e var. Bana mı? Evet. Artık sen bizim ailenin bir ferdi olduğuna göre... Şu misafir odasını diyorum baştan sona bir dekore edelim. Sen de oraya geç. Hiç gerek yok gerçekten. Gerek olmaz olur mu canım? Şu çatı katından kurtul, misafir odasına geç ve gönlüne göre canın nasıl istiyorsa orayı bir yenileyelim, tamam? Nasıl fikir? İyi değil mi İkbalcığım? Tabii. Teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Ben çatı katından memnunum. Hiç olur mu Deniz? Babam haklı. Tabii. Kesinlikle itiraz istemiyorum. Hadi biz seninle yukarı çıkalım da bir bakalım neyi nasıl ne yapabiliriz, ha? Biz Deniz'le kadın gözüyle bakarız. Hem sen dekorasyondan anlamazsın ki Bahri. Hadi gel Deniz'cim. İyi. İyi ya, hadi bakalım. Merhaba şekerim. Ay. Anne her yerim ağrıyor. Nasıl yoruldum? Dur şuraya azıcık uzanayım. Ne yaptın bugün? Menekşe teyzenin gelinine gile hayırlı olsuna gittik. İyi. Değişiklik olmuştur sana da. Yeni mahallede oturuyorlar. Kocam marketin sokağında. Ay tesadüfe bak. Ya öyle. Gittim baktım yoktun sen. Burada öyle masa tanıtımı hostes falan yok dediler. Kimse tanımıyor seni. Misafir odası. Seninle adam akıllı konuşmanın zamanı geldi.
Önünde iki yol var. Ya soracağım soruya doğru cevap verirsin, ya da bu evdeki hayatını cehenneme çeviririm. Bahri'yi nereden tanıyorsun? Kocamla ilgin ne? Ben Bahri Hoca'yı tanımıyordum. Ankara'ya gelince tanıdım. Eski bir aile dostumuz olduğunu biliyorum. O kadar. Bana numara yapma. Doğruyu söyle bana. Gerçekten doğru söylüyorum. Doğru söylüyormuş. Yalancı. Annem baban nerede peki? Ben babamı hiç tanımadım. Ben küçükken ölmüş. Annem de... Annen de ne? Annem yok benim. Ne demek yok? O da mı öldü? Lütfen İkbal Hanım. Bana bak kızım. Bu gözyaşlarıyla beni kandıracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sana bir gün müddet veriyorum. Ya bana gerçeği söylersin, ya da bu evde yaşadığına bin pişman ederim. Anladın mı beni? Anladın mı? İyi. Anne, beni nasıl bir yere bıraktın? Umarım şimdi mutlusundur. Zamansızlık var ya, yanımda kalsan aslında çok daha.